Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız gençler. Öncelikle olarak tabii ki merak ettiğiniz kısımlara bir cevap vermiş olayım. Hocam biz bu yazılıdan nerelerden sorumluyuz dediniz. Bu yazılı gençler ilk 1. dönem arasına kadar yani mitoz, eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üreme kısımlarından sorumlu olacağız. Sayfa 62'ye kadar konu çalışacaksanız sıfırdan ona da Bakmanız gerekiyor yine dinamodan da sayfa kaça kadar sorumlu olduğunuzu söyleyeyim gençler kazanım kalıtım ünitesine geçmeyeceksiniz sayfa 61'e kadar olan kısımdan sorumlusunuz yazılı hazırlıklar da var dinamolarda biliyorsunuz oradaki sorulara da mutlaka bakın çünkü sınıfta da hocanızın sorduğu yazılı da mutlaka benzerleri karşınıza çıkacaktır diyeyim hızlıca tabii ki konu anlatma kısmına da biraz gireyim. Şimdi, öncelikli olarak tabii ki birinci üniteden sorumluyuz. Hücre bölünmeleri dediğimiz üniteden ilk konumuzda mitoz ve eşeğsiz üreme kısmıydı. Mitoz dediğimiz zaman hücre döngüsü kelimesini kullanmamız lazımdı. Aslında hücrenin hayatından başlıyor, bahsediyorduk. Bir hücre meydana geldikten bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürenin tamamı hücre döngüsü oluyordu. Öncelikli olarak interfaz adını verdiğimiz bir hazırlık evresi vardı. Bu evre içerisinde organel eşlenmesi, DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecekti. Daha sonra mitotik evreye geçilecekti. Mitotik evre dediğimiz zamanda buranın içerisinde çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz, sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği sitokinez evreleri vardı. İp, mats şeklinde de diyebiliyorduk. İnterle Profesör Meten'in anası telefon satacakmış şeklinde de kodlamalarımızı yapabiliyorduk. Bu evrelerde hangi olayların gerçekleştiğini de tabii ki bilmemiz gerekiyordu. Mitoz sonucunda kromozom sayısında herhangi bir değişiklik meydana gelmezdi. Bir hücreden birbirinin aynısı iki tane hücre meydana geliyordu. Kalıtsal yapı bakımından genetik çeşitlilik bakımından birbirinin aynısı olacaktı hücreler. Sonra mitozda iki en kromozom kromozomlu hücreler iki enli, üç en kromozomlu hücreler üç enli, en kromozomlu hücreler en kromozomlu olarak kalacaktı. Dediğim gibi kromozom sayısının değişmediği bir olaydan bahsediyorduk. Mitoz bölünme temeline dayanan eşeysiz üreme çeşitlerimiz vardı. E, i̇kinci bir eşey bireye ihtiyaç duymadan ana canlıdan yavruların oluşmasından bahsediyorduk. Bölünerek üreme, sporlu üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonlu üreme, partonogenezle üreme, tomurcuklanma, ile üreme gibi çeşitleri vardı. Eşeğsiz üremede de tabii ki birey sayısının artış hızlı gerçekleştiği için eşeğili üremeden daha fazla sayıda bireyin oluşmasını daha hızlı birey oluşmasını sağlamış oluyordu. Tarımda çok fazla kullanılırdı. Vejetatif üremenin yöntemleri mesela. Sonra mayoz ve eşeğili üremeden de bahsetmiştik. Mitozda bir hücreden iki yavru hücre olurken mayozda bir hücreden dört yavru hücre oluyordu. Mitozda kalıtsal çeşitlilik olmazken mayozda genetik çeşitlilik meydana geliyordu. Mitozda kromozom sayısı değişmiyordu. Mayozda kromozom sayısı yarıya iniyordu. Mitozu mayozu en iken 3n kromozomlu hücreler yapabiliyordu mayozu ise sadece iken kromozomlu hücreler yapacaktı mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayacaktı mayoz ise çok hücreli canlılarda üreme hücrelerinin oluşturulmasını sağlayacaktı mayoz sonucunda oluşan hücrelere gamet ismini verecektik yumurta ve spermlerden bahsediyorduk mayoz bölünme temeline dayanan ee, eşeğili ürememiz vardı. İki farklı eşeği olacaktı. Önce mayoz bölünmeyle gametleri yapacaklardı. Gametler de döllendiği zaman yeni ata birey meydana gelmiş olacaktı. Ee, crossing over, sinapsis, kiyazma gibi kelimeleri duyduğumuzda homolog kromozom oluşumu tetrat oluşumunu duyduğumuzda mayoz bölünme olduğunu anlayacaktık diyeyim. Hadi doğru yanlış sorularımızla da hızlıca bir başlamış olayım gençler. Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız diyor. Tüm canlılar nesillerini sürdürebilmek için yeni hücreler oluşturmak zorundadır diyor. Şimdi canlının yaşamını ee, sürdürebilmesi başka bir şey Neslini sürdürebilmesi başka bir şey Mesela ben yaşamıma devam edebilmek için üremek zorunda değilim Üremesem de tabii ki hayatıma devam edebilirim Ama canlıların nesillerini sürdürebilmeleri için O türün devam edebilmesi için tabii ki üremesi Yeni hücreler oluşturması lazım Partanogeniz yalnızca eşeğsiz üreyebilen canlılarda görülür diyor Partanogeniz bir eşeğsiz üreme şekliydi Döllenmemiş yumurtadan yeni birey geliyordu Gelişmesi anlamına geliyordu. Özellikle de sorularda bal arıları üstünde karşımıza çıkacaktır. Ee, bal arılarında mayoz bölünmeyle kraliçe arı yumurta oluşturuyordu. Yumurta döllenmeden büyüyüp gelişirse erkek arılar meydana geliyordu. Arılara baktığımız zaman döllenme olayı da meydana geliyor. Yani partonogene sadece eşeğsiz üreyen canlılarda görülen bir olay değildir. Hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir diyor. Hücre bölünmelerine baktığımız zaman tabii ki mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşit olduğunu görüyoruz. Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış. Bakın emir gelmemiş. Bölünme büyüklüğüne ulaşmamış bir hücrenin sitoplazması kesilerek hacmi azaltılıp bölünmesi sağlanabilir. Tam tersine büyüm, bölünme büyüklüğüne ulaşmış olsaydı sitoplazması kesilerek hacmi azaltılıp bölünmesi engellenebilirdi gençler. Burada biraz e, iki taraftan da ters bir cümle yazmışız. O zaman bu da bizim için yanlış oldu. Bir organizmadaki genlerin tümüne kromotit adı verilir diyor. Bir organizmadaki genlerin tümüne birden kromotit ismini vermiyoruz. Kedi geni diye bir şifremiz vardı. Nükleotitler bir araya geldiği zaman genleri, genler bir araya geldiği zaman DNA'yı, DNA'nın etrafını protein kılıf sardığı zaman da kromotin iplikleri, kromozomları meydana getirmiş oluyordu. Hücre döngüsünün süresi aynı canlının farklı dokularında değişiklik göstermez diyor. Gayet de değişiklik tabii ki gösterecek. Mesela benim derimin üstündeki epitel hücrelerinin hücre döngüsü hızıyla ne bileyim işte bir al yuvar hücresinin bir böbrek hücresinin bir karaciğer hücresinin hücre döngüsü süresi aynı değil. Olgun al yuvarlar zaten bölünme yeteneğine sahip olmayan hücreler mesela. Karaciğer hücrelerine baktığın zaman hücre döngüsü yaralanma gibi bir durum olmadığı sürece bölünmek kısmına geçmiyor. Sinir hücrelerinin çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yok gibi düşünebilirsin. Canlıdan canlıya hatta bir canlının farklı dokularında da tabii ki hücre döngüsünün süresi birbirinden farklı olacaktır gençler. Kromozom sayısıyla canlıların gelişmişlik düzeyi arasında tabii ki bir ilişki yoktur. İnsanlar iken 46 kromozomlu, yok köpekler iken 78 kromozomlu, eğrel tohtu iken 500 kromozomlu. Canlının gelişmişlik düzeyiyle kromozom sayısı arasında tabii ki bağlantı yok. Şöyle bir şey diyemeyiz. İki canlının kromozom sayısı yakınsa bunlar birbirine yakın akrabadır diyemeyiz. Bakıyorsun güvercinler 16 kromozomlu, soğan da 16 kromozomlu. Güvercinle soğan birbirine çok mu yakın akraba? Biri bitkiler aleminde, biri hayvanlar aleminde. Tabii ki kromozom sayısıyla canlının gelişmişlik düzeyi arasında bir bağlantı olmayacak diyeyim gençler. Mitotik evre bölünme ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı evredir. Hatta şuradan bir hatırlatma yapayım. Hücre döngüsü dediğimiz zaman İçerisinde iki tane ana evreden bahsediyorduk. Hücre döngüsünün ilk evresi interfaz adını verdiğimiz hazırlık evresiydi. İnterfazın içerisinde de G1, kendi içerisinde S ve G2 dediğimiz evreleri vardı. Hazırlıkların yapıldığı evre interfaz evresiydi. İnterfaz evresinde ise Evresinden sonra ise mitotik evre adını verdiğimiz evre geliyordu. Mitotik evreye de baktığımız zaman kendi içerisinde çekirdek bölünmesini meydana geldiği mitoz ve sitoplazma bölünmesini meydana geldiği sitokinezden meydana geliyordu. Mitozu da Profesör Meten'in anası telefon şeklinde profaz, metafaz, anafaz, telofaz olarak kodlamıştık. Dediğim gibi ip mats diye de aklında tutabilirsin. İnterli Profesör Meten'in anası nasıl telefon satacakmış diye de aklında tutabilirsin. Büyük ihtimalle şekilli sorular gelecektir. Hangi evrede hangi olayın gerçekleştiği ile ilgili sorular gelecektir. O yüzden sırasını bilmek bizim için önemli. Mitotik evre bölünme ile ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı evredir diyor. Bakıyorum mitotik evre bu hazırlıkların yapıldığı evre değil ki. İnterfaz evresi hazırlıkların yapıldığı evre bu gitti. Bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez diyor. Stokinezden bahsediyor. Stokinez, sitoplazma bölünmesiydi. Hayvansal hücrelerde dışarıdan içeriye doğru boğumlanma yapılarak. Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Bitkisel hücrelerde ise hücre zarının dışında hücre çeperi, hücre duvarı dediğimiz bir kısım vardı. Bu hücre duvarı boğumlanma yapılmasını engelliyordu. O yüzden bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez. Bizim için doğru. Mayoz ile farklı kalıtsal özelliklere sahip hücreler meydana geliyordu. Mayoz dediğimiz zaman bir hücreden yavru dört tane hücre meydana geliyordu. Oluşan hücrelerin hiçbirinin genetik yapısı birbiriyle aynı değildi. Zaten mayozun kalıtsal çeşitliliği sağlamasının en büyük sonucu bu. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklı. Hepsi en kromozomlu ama birbirinden farklı özelliklere sahipti. Gelelim boşluk doldurma sorularımıza. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman mayoz 1 ile mayoz 2 arasında nokta nokta meydana gelmez diyor. Mitoz ya da hücre döngüsünün başında interfaz dediğimiz hazırlık evresi vardı. Mayozun başında da interfaz vardı. Interfaz sadece bir kere meydana gelecekti. O da mayozun başında. Yani mayoz 1 bitti, mayoz 2'ye başlayacağız. Mayoz 2'nin başında da interfaz yapalım diye bir şey yoktu. O yüzden de mayoz 1 ile mayoz 2'nin arasında hazırlık evresi olan interfaz evresi meydana gelmez. Mayoz 2 evreleri nokta nokta evrelerine benzer şekilde gerçekleşir. Mayoz 1 de homolog kromozomlar tetratlar gibi yapılar söz konusuydu. Ama mayoz 2'nin şekillerine baktığımız zaman mitoza benzerlik gösterdiğini görüyorduk. Hatta bir şekli verdi mesela sana dedi ki hücrenin ekvator düzleminde kromozomlar var. Bunlar i ipliklerine tutunmuş şekilde duruyorlar. Ben bu şekle baktığım zaman bu hücrenin mitoz mu geçirdiğini mayoz mu geçirdiğini anlayamıyorum. Diyorum ki mitoz geçiriyor olabilir. iki kromozomlu bir hücrenin mitozu olabilir veya bu bir mayozdur. 2n mayozu olabilir diyorum. Çünkü mayoz 2'deki her şey mitoz e, geçiren hücrelerle çok benzer şekilde meydana geliyor bir takım kromozom taşıyan hücrelere <laughs> yani en kromozomlu hücrelere tabii ki ne ismini vereceğiz? Haploid ismini vereceğiz. Haploid de aynı zamanda en kromozomlu anlamına gelecekti. Bazen monoploid olarak da hocalarımız yazabiliyor. Gametlerde mayozla, gametlerin mayozla meydana getirilmesi olayına ise gametogenez ismini vereceğiz. Gamma, gameto, Yenez yazayım gençler. Yani mayoz bölünme geçirdi. Sonucunda da gametler oluştu anlamına gelir. Bir bitkiden alınan sürgünün aşının başka bir bitkinin gövdesine yani anacı eklenmesine de ne ismini veriyorduk aşılama ismini veriyorduk onu da hatırlatmış olayım bitkilerin çoğunu tarımda vejetatif üreme ile çoğaltıyorlardı altta ana bir bitkimiz oluyordu anaç ismini veriyorduk bir de buna bağlı olduğum sonradan koyduğumuz aşılarımız oluyordu İkisinin arasındaki bağlantıyı kuruyorduk mesela bir bezle bağlıyorduk bir sene sonra gidip bezi açtığımız zaman iki tarafın birbiriyle kaynaştığını görüyorduk buna aşılama yöntemi ismini veriyorduk. Vejetatif üremenin bir çeşidi tabii ki eşeysiz üreme olarak kabul ettiğimiz bir yöntemden bahsediyoruz. Gelelim diğer boşluk doldurmalarımıza. <laughs> Döllenmemiş yumurta hücresinin mitozla gelişerek yeni birey oluşturmasına ise eşeysiz üremelerden hangisini söylüyorduk? Partenogenez ismini veriyorduk. <laughs> Mesela bal arılarında kraliçe arı mayoz bölünme geçirerek yumurta yapıyordu. Yumurtalar döllenmeden yine bireyi meydana getirirse erkek arıları oluşturursa biz buna partenogenezle üreme diyorduk. Bazı böyle gelişmiş yapılı hayvan türlerinde de meydana gelebiliyordu. Veya deneysel partenogenez dediğimiz bir partenogenez şekli de var. Alıyorlar yumurtayı işte kimyasallarla elektrik akımıyla uyarıyorlar. Yumurta bölünmeye başlıyor. Halbuki döllenme denilen olay meydana gelmedi henüz. Bu bizim için partenojenez anlamına gelecek kalın bir örtüyle çevrili olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş üreme hücrelerine ne ismini vereceğiz spor ismini vereceğiz sporlu üreme dediğimiz bir üreme çeşidi de vardı canlı spor adı verilen bu hücreleri meydana getiriyordu sonra bunların etrafını kalın bir örtüyle kaplıyordu oluşan hücreler spor adını alıyordu daha sonra bunu etrafa yayıyor Uygun koşulları bulduğu zaman sporlar ee, o keseyi yırtıp çoğalıp yeni bir bireyi meydana getiriyorlardı. Baktım ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına ise ne ismini vereceğiz? Tek bir bireyden yeni bir birey meydana gelmiş. O zaman bu bizim için eşeysiz üremeye örnek olacak. Tek bir ata var, tek bir ana canlı var. Bu canlıdan yeni canlılar meydana gelmiş demektir. Sonra hücre döngüsünü anlattıktan sonra hücre döngüsünün kontrolden çıkması e, durumunun da olduğunu söylemiştik. Biz anlatıyoruz mitotik evre, stokinez, işte kontrol noktaları var. Şöyle hücre bölünüyor, bu kadar sayıda hücre oluyor diyoruz ama her zaman işler bu kadar mükemmel ilerlemeyebiliyor. Bazen hücrelerin döngüsü bozuluyor. Hücrelerin döngüsü bozulunca da kontrolsüz çoğalan hücreler meydana geliyor. Bu hücrelerin oluşturduğu kitleye de tümör ismini veriyorduk. Tümörler bulundukları yerden başka yerlere yayılabiliyorlar sadece bulunduğu bölgede kalıyorsa biz bunlara iyi huylu tümör diyorduk bulunduğu bölgeden başka yerlere yayılış gösteriyorlarsa kötü huylu tümör diyorduk hatta kan ve lenf yoluyla kötü huylu tümörler vücudun diğer kısımlarına yayılırsa e, tümörün dolaşması başka yerlerde çoğalması durumu söz konusu olabiliyor. Bu da bizim için metastaz adını verdiğimiz olaydır hücre döngüsü metastaz olmasın, kötü huylu tümörler oluşmasın, döngü kontrolden çıkmasın diye belirli noktalarda kontrol edilecek. Hücre döngüsünün kontrol noktaları ise bizim için G1 kontrol noktası, M kontrol noktası ve G2 kontrol noktasıdır. Şimdi interfazı düşün. G1, S ve G2 evrelerinden meydana geliyordu. Buradaki G1'i oraya benzetebilirsin. Hücrenin bölünmesine gerek var mı? Birazdan DNA'nın eşlenmesiyle ilgili ile emir vereceğiz ama gerçekten buna gerek var mı? Bunun kontrol edildiği nokta G1'di. Sonra DNA işleniyor arkasından da G2 kontrol noktası dediğimiz nokta geliyor. G2 kontrol noktasında da e, DNA'nın eşlenmesiyle ilgili bir sorun var mı? DNA'nın eşlenmesinde sorun varsa böldüğü zaman her hücreye sorunlu DNA gidecek demektir. Bu kontrol ediliyordu. Eğer DNA'nın eşlenmesinde hata olduğu tespit edilirse bölünme durdurulmuş oluyordu. M kontrol noktasını da metafaza benzeteceksin. Tüm kromozomlar i ipliklerine tutundu mu? Eğer tutunmadılarsa sıkıntı var demektir. Paylaşım yapıldığı zaman bir tarafa çok çok gider bir tarafa az kromozom kalır. M kontrol noktasında da tüm kromozomların i ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmiş olacak. Sonra bir tane de eşleştirme sorumuz geldi. Aşağıda verilen tabloda bir hayvan hücresinde gözlenen mitoz bölünmede gerçekleşen olayları bu olayların meydana geldiği evrelerle eşleştiriniz diyor. Şimdi hücre döngüsünü tablo yaparak ben size göstermiştim ama içime sinmedi bir de şekiller üzerinden göstereyim çok hızlı çizeceğim gençler. Hücre döngüsüne baktığımız zaman en faz, en başta interfaz dediğimiz olay meydana geliyordu. İnterfazda DNA'nın eşlenmesi gerçekleştiği organel sayısı arttı. Hazırlıklar yapıldı sonra profaz dediğimiz evre meydana geliyordu çekirdek zarı erimeye başlayacak çekirdekçik kaybolacak kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşmeye başlayacaklardı profaz evresinde profaz evresinden sonra metafaz evresi dediğimiz evre meydana gelecekti. Hayvansal bir hücre ise i ipliklerinin oluşumu da tabii ki burada gerçekleşecek. Metafaz evresinde ise kromozomlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizilip iyi ipliklerine tutunacaklardı. Metafaz evresinden sonra da anafaz evresi gelecekti. Anafaz evresinde de kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak hop şöyle zıt kutuplara doğru hareket edeceklerdi. Anafazdan sonra da telofaz evresi söz konusu olacak. Telofaz evresini biraz profazın tersi gibi düşünebiliriz. Çekirdek zarı yeniden oluşacak. Çekirdekcik yeniden oluşacak. Kromozomlar incelerek tekrardan kromatin ipliğe dönüşeceklerdi. Sitokinez evresinde ise sitoplazma bölünmesi meydana gelecek. Hayvansal bir hücre ise dışarıdan içeriye doğru bu lanma yapacaktı. Bitkisel bir hücre ise içten dışa doğru ara çeper, ara lemel oluşumu ile bu e, hücre bölünmesi stokinez olayı meydana gelecekti. Hayvansal ve bitkisel hücrelerde zaten mitotik evrenin hücre döngüsünün iki tane önemli farkı var. Birincisi sitoplazmanın bölünme şekliydi. Birinde boğumlanmayla birinde ara çeper oluşumuyla meydana geliyordu. İkinci önemli fark da iyi ipliklerinin üretim yeriydi. Hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin üretilmesi için sentrozom adını verdiğimiz organel vardı. Bu organel tarafından iyi iplikleri üretiliyordu. Bitkisel hücrelerde ise sentrozom kromozom organeli yok. Stoplazma tarafından iyi iplikleri üretilecek gibi düşünebilirsiniz. Burada özel iyi ipliği üretim bölgeleri vardı diyeyim. Gençler ve buradan da eşleştirmemize geçmiş olayım. Şimdi sentrozom eşlenir. Bunu bazen profaz yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyeyim. Şimdi sentrozom bir organeldir. Organellerin eşlenmesi de hangi evrede meydana gelecek? Tabii ki interfazda meydana gelecek. Yani birin nereye doğru gitmesi lazım? D'ye doğru gitmesi lazım. Mitotik iyi ipliklerinin oluşmasından bahsediyor. İyi ipliklerinin oluştuğu evre de bizim için profaz evresiydi. O zaman bunun da B'ye doğru gitmesi lazım. Kromozomları en net şekilde gördüğümüz hatta bazen bazı hastalıkların saptanabilmesi için fotoğraf çekiminin yapıldığı karyokinez dediğimiz o kromozom haritalarının çizildiği evre tabii ki metafaz evresiydi. Çünkü kromozomların en net görüldüğü, en belirgin görüldüğü evre bizim için metafaz evresi olacak diyeyim. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak hop zıt kutuplara doğru hareket ediyorlarmış. Herkes anasının evine gidiyormuş anafazda gibi düşünün. Zıt kutuplara doğru hareket meydana gelecek. Haliyle kardeş kromatitlerin ayrılmasına da anafaz dedik. Hatta onu da yazayım şuraya F'yi koyayım, buraya da C'yi koyayım sonra aklınız karışmasın. Kromozomların yoğunlaşması çözülerek kromatinlere dönüşüyormuş. Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşmesi profazda. Bu işin tam tersine dönmesi. O kromozomların böyle açılması, kromatin ipliğe tekrardan dönmesi Telofaz dediğimiz evrede meydana gelecek yani bunun da hop kime doğru gitmesi lazım telofaza hücrenin tüm kalısal aa pardon şurası varmış karyokinezin ardından meydana gelir karyokinez aynı zamanda mitoz yani çekirdek bölünmesi anlamına gelir karyokinez çekirdek bölünmesi gerçekleştikten sonra da tabii ki sitoplazma bölünmesi yani sitokinez meydana gelecektir hücrenin tüm kalısal bilgilerinin yeni oluşacak çekirdeklere ay gitmesi ise Tabii ki mitozun özelliğidir mitoz çekirdek bölünmesi anlamına geldiği için en iyi şekilde orada meydana geliyor diyebiliriz gençler Sonra şuradaki olaylarımıza da hızlıca bir bakmış olalım. Aşağıdaki olaylardan hangileri mayoz 1, hangileri mayoz 2, hangileri de hem mayoz 1 hem de mayoz 2 kutucuklarına gelmelidir diyor. Şimdi baktığımız zaman birincisinde ne demiş? İ iplikleri oluşuyormuş. Kromozomlar da hücrelerin kinetokorlarına bağlanarak ekvatoral düzlemde hareket etmeye başlıyormuş. Şimdi kromozomların ekvatoral düzleme dizilmesi mayoz 1'de de gördüğümüz bir olay, mayoz 2'de de gördüğümüz bir olaydır demeyeceğiz. Çünkü homolog kromozom dememiş, sadece kromozomlar demiş. Sadece kromozomlar dediği için de bunun mayoz 1'de değil de mayoz 2'de gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Eğer homolog kromozom kelimesini kullansaydı o zaman da mayoz 1'de diyecektik. Tetratlarda kardeş olmayan kromatitlerinin gen alışverişi yapması ise crossing over dediğimiz olaydır. Crossing over olayı da profaz 1'de yani mayoz 1'de tabii ki meydana geliyor. Homolog kromozomlar zaten homolog kromozomu duydu duyar duymaz mayoz biri işaretleyebilirsin. Karşılıklı gelecek şekilde ekvatoral düzleme rastgele bir şekilde dizilmişler. Homolog kromozomlar iyi iplikleri yardımıyla birbirlerinden ayrılmışlar. O zaman baktığımız zaman Homolog kromozomların iyi iplikleri yardımıyla birbirinden ayrılması da yine mayoz 1'de meydana gelecek. Haploid kromozomlu 4 hücre meydana gelmesi. Haploid yani en kromozomlu 4 tane hücrenin meydana gelmesi de mayoz 2'nin sonunda görülecek. Eşlenen kromatin iplikler kromozoma dönüşür diyor. Eşlenen kromatinlerin kromozomlara dönüşmesi mayoz 1'in başında meydana geliyor. O yüzden bu tarafı işaretledik. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorsa bunun da mayoz 2'de meydana geldiğini söyleyeceğiz diyeyim gençler. Geleyim diğer bir sorumuza. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitlerinin karşısına e, hangi daha doğrusu bir daha okuyayım. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitlerini karşılarına yazarak tam tabloyu tamamlayınız diyor. Şimdi öglenaya baktığımız zaman şöyle kamçısıyla hareket eden tek hücreli bir canlımızdı. E öglenada da nasıl bir üreme olduğunu biliyoruz. Öglenaya baktığımız zaman tabii ki. Tek hücreli bir canlı olduğu için bölünerek üreme yaptığı zaman birey sayısını arttırmış olacaktı gençler. Bölünerek üreme ismini verelim. Sonra mercanlara baktığımız zaman sünger mercan gibi canlılarda da vejetatif üreme dediğimiz üreme olayı meydana gelebiliyordu. Aynı zamanda hidra mercan aynı canlılar olduğu için tomurcuklanmayı da tabii ki tomurcuklanmayı da burada kullanabiliriz. Plazmodium malaria sporla üreme yapan tek hücreli bir canlıydı. O yüzden sporla üreme yaptığını söyledik. Planarya ise bir solucan çeşidiydi. Bu planaryayı böldüğümüz her bir parça kendini yenileyerek yeni bir planaryaya dönüyordu. O yüzden planaryada da rejenerasyonla, rejene, rasyonla üreme meydana gelir diyebiliriz. Kamçı kuyruklu kertenkele yine partenogenezle üreme yapan canlıların ee, bir örneği de hatta bu türün doğada hiç erkek bireyi yoktu. Bunların döllenmemiş yumurtası daha doğrusu vücutlarında oluşturdukları yumurta ile kutup hücresi birleşerek yeni kamçı kuyruklu kertenkelelerin oluşmasını sağlıyordu. Çekirdeksiz üzüm dediğimiz zamanda çekirdek. Oluşturma yeteneğini kaybettiğine göre tohum oluşturma yeteneğini tabii ki kaybetmiştir gençler. O yüzden de baktığımız zaman anca bunu vejetatif yöntemler kullanarak dalını kesip başka bir yere gömmeyle e, türünün devamını sağlayabiliriz diyeyim. Buradan da diğer bir sorumuza geleyim. Yanda verilen hücre görseli mitoz veya mayoz bölünme geçirmekte olan bir hücreye ait olabilir. Evet baktığımız zaman şimdi bu şekli bize verdi. Hatta ben şöyle size içlerini de boyayayım daha net bir şekilde görünsün size karşıdan. Böyle böyle kromozomlar dizilmiş. Şimdi ben bu hücreye baktığım zaman karşılıklı kutuplara doğru kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığını görüyorum diyebilirim ki bu hücre mitoz bölünme yapabiliyor. Mitoz bölünme geçiriyorsa direkt sayabilirsin 2n eşittir bunlar bir zamanlar kromozomdu 1 2 3 4 2n eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozuna ait olabilir. Ama bu mayoz bölünme geçiren bir hücreye de ait olabilir. Çünkü mayoz 2 evreleri mitozla benzer. Eğer mayoz 2 ise ben bir zamanlar bunların tetrat olduğunu yani şuralarının da olduğunu hatırlamam gerekiyor. O yüzden mayoz 2 geçiriyorsa ya da mayoz bölünme geçiriyorsa 2 en 8 kromozomlu bir hücreye aittir diyeceğim. Mayoz geçiriyorsa hangi evrededir? Tabii ki birbirinden uzaklaşma meydana geldiği için ana faz 2 evresindedir diyeceğim. Ana hücresi kaç kromozomludur? Mayoz bölünme geçiriyorsa 2N eşittir 8 kromozomludur diyeceğim. Yavru hücreler kaç kromozomludur? Eğer mayoz bölünme geçiriyorsa kromozom sayısı yarıya inecektir. Oluşan hücrelerin de kromozom sayısı tabii ki 4 olacaktır. Mitoz bölünme geçiriyorsa ana faz evresindedir diyeceğim. ikisi falan yok. Ana hücresi kaç kromozomludur? Mitoz bölünme geçiriyorsa 2 en eşittir 4 kromozomlu olduğunu söylemiştik. Yavru hücreleri kaç kromozomlu olur? Mitozda kromozom sayısı değişmez. O yüzden iki en eşittir 4 kromozomlu yavru hücreleri olacak. Mayoz geçiriyorsa dört tane yavru hücre oluşacak. Mitoz geçiriyorsa iki tane yavru hücre oluşacak da diyebilirim. Sonra geleyim diğer bir soruma. Bakıyorum. Aşağıda verilen ifadelerin numaralarını yukarıdaki ven şemasında uygun olan alanlara yerleştiriniz diyor. Şimdi eşeysiz üremenin temelini oluşturuyormuş. Eşeysiz üremenin temelini tabii ki mitoz oluşturur. O zaman bunu mitoz kısmına yazmam lazım. Karyokinez ve sitokinez gerçekleşir. Yani çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir diyor. Mitoz bölünmede de bunlar var, mayoz bölünmede de bunlar var. O zaman ikiyi orta noktaya yazmam lazım. İnterfaz gerçekleşir. Mitozun başında da interfaz meydana geliyor. Mayozun başında da interfaz meydana geliyor. O zaman bunu da başa yazdım. İ ipliklerinin oluşumu da yine mitoz bölünmede de mayoz bölünmede de gördüğümüz olaydır. Crossing over parça değişimi dediğimiz olay tabii ki mayoz bölünmede meydana gelecek. Niye görülebilir yazdık? Mayoz bölünmede crossing over'ın gerçekleşmesi tesadüfi bir olaydır. Her mayoz bölünmede yüzde yüz crossing over gerçekleşir diyemeyiz. Bu tesadüfi bir olay olduğu için. Kesinlikle crossing over gerçekleşir deseydi mesela kabul etmeyecektim. Çok büyük bir ihtimalle gerçekleşiyor ama ne bileyim ben tesadüfi bir olay gerçekleşmeyebilir. Kontrol kontrol noktaları vardır diyor. Tabii ki hem mitozda hem de mayozda çeşitli kontrol noktaları olacak. Hücre sayısı artar demiş. Mitozda da hücre sayısı artıyor. Mayozda da hücre sayısı artıyor. Ama mitozda 2, mayozda 4 unutmayın. Gamet oluşumu görülür dediğimiz zaman mayoz bölünmede gamet oluşumu gerçekleşiyor. Aslında mayoza yazabiliriz ama mitozla gamet oluşumunu gerçekleştiren canlılar da var. Mesela erkek arılar mitozla gamet oluşturuyorlar. O yüzden ikisine de ortak diyebiliriz. Kromozom sayısı değişmez dediğimiz zaman hop mitoza yazdık. Çünkü her hangi bir değişiklik meydana gelmiyordu. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır dediğimiz zamanda hem mitozda hem mayoz 2'de kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması söz konusuydu diyeyim. Gençler ve böylelikle diğer sorumuza da hemen geçiş yapmış olayım. 2N46 kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz 1 defa mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden bir tanesi de dölleniyormuş. Yukarıdaki ifade edilen evrelerden geçen bir hücrenin kromozom sayısında görülen değişimleri grafik üzerinde gösteriniz diyor. Yani bizden bir tane grafik çizmemizi isteyecek gençler. Grafiği çizmeden önce tabi ben şuradan göstereyim. Şimdi bunu kısadan nasıl yaparsın zaten? 2N46 kromozomlu 2 defa mitoz geçiriyormuş. 2 üzeri 2 den 4 tane hücre olacak. Bu bir daha mayoz geçirecek. 4 çarpı 4 16 tane hücre olacak. Mayozda kromozom sayısı yarıya ince için 23 kromozomlu 16 tane hücre oluşur diyebilirsin. Bunlardan bir tanesi de döllenince hop tekrar sayı 46'ya çıkmış olacak. Mesela sayıyı sordu. Hatta bizim ödüllü sorumuzda buna benzer bir soru olacak gençler. Ama şöyle de yapabilirsin. Şimdi bir tane hücren varmış. Bu hücre 46 kromozomluymuş. Öncelikli olarak bir tane mito geçirmiş. E kromozom sayısında değişiklik meydana gelmez. Tutmuş bu bir daha mitoz geçirmiş. Yine kromozom sayısında değişiklik meydana gelmeyecek. Bunlar 46 kromozomlu olacak. Sonra bunlar mayoz geçireceğine göre bundan da böyle 4 tane hücre olacak. Şöyle göstereyim. Ve bunların her biri 23 kromozomlu olacak. Buradan da 4 tane olacak. Buradan da 4 tane. Buradan da 4 tane olacak. Sonra bunlardan bir tanesi de döllenmeye katılacak. Hadi göstermeye başlayalım. Şimdi grafik üstünde gösterecek olursak öncelikli olarak şöyle göstereyim. Burası n eşittir 23 noktası olsun. Burası da 2n eşittir 46 noktası olsun. Önce bir tane mitoz geçirecekmiş. Bunu yazayım. Sonra arkasından ikinci mitoz geçirilecekmiş. İkinci mitozu da göstermiş olayım. Sonra arkasından hop bir tane mayoz bölünme meydana gelecekmiş. Sonra da ne olacakmış? Döllenme dediğimiz olay meydana gelecekmiş. Grafik çizmek istediğim zaman bu iken 46 kromozomlu, şöyle biraz yukarıya da çıkayım. iken 46 kromozomlu bir hücreydi. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmedi. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmedi. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indi. Döllenme ile kromozom sayısı tekrardan aynıya ulaşmış yani 46'ya ulaşmış oldu grafiksel olarak gösterecek olursak da tabii ki bu şekilde çizmemiz gerekiyordu tablosunu gençler gelelim diğer bir sorumuza bir bal arısı popülasyonuna ait bireylerden kraliçe arı, işçi arı ve partonogenez ile oluşan erkek arıların kromozom durumu ile gamet üretimi yolunu yazınız diyor. Şimdi kraliçe arılar tabii ki dişi arılardı. iken kromozomlu arılardı. İşçi arılar da dişidir. iken kromozomlu. Erkek arılar ise en kromozomluydu. Özel bir durumları vardı. Kraliçe arıların kromozom durumunun iken olduğunu söyledik. İken kromozomlu kraliçe arılar mayoz bölünme yaparak Yumurta üretimini gerçekleştirecek erkek arılara baktığımız zaman erkek arılar en kromozomlu en kromozomlu bir canlı mayoz bölünme yaparak en bölü ikiye düşemez yani gözüyle ilgili bir tane geni var da yarım mı verecek veremez İşçi arıların kromozom durumu iken ama işçi arılarda gamet üretim yolu yoktur İşçi arılar çünkü kısır bireylerdir diyeyim gençler ve böylelikle de sona gelmiş olayım çünkü bunun son soru olduğunu hatırladım diyeyim gençler umarım yazılılarınız hepinizin çok istediği şekilde geçer gençler büyük güzel puanlar alırsınız diyeyim videoyu beğenmeyi unutmayın ödüllü soruyu gösteriyorum cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum